Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu'ndan mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bültenimizde karşınızdayız. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart'ta hainlere yönelik başlatılan operasyonların ilk bölümü tamamlandı. İlçeyi hainlerden temizleyen kahraman askerlerimiz Türk bayrakları açarak Ekrem Şaman'ın bu bayrak şiirini okuyarak tekbirler getirdi. Malazgirt'te Alparslan'ın dilinde, surlarda Ulubatlı'nın elinde, Çanakkale cihadının yılında zemin kan kırmızı, ay yıldızı hak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hainlerden temizlendi, operasyonlar sona erdi. Türk bayrakları açan güvenlik kuvvetleri de Ekrem Şaman'ın bu bayrak şiirini okuyarak tekbirler getirdi. İşte bu bayrak, Kafkaslardan kaldırdı bizi şaha, Yemen çöllerinde sığınak vaha. Gönderlerinden içinmedi daha. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı hak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Destanlar yazıldı zalime karşı. Mazlumun duası kapladı arşı. Uğruna yazıldı istiklal marşı. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı hak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız. Mücahitler bayraktan alıyoruz. Unutan var ise yine hatırlatırız. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı hak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Ey ay yıldızlı nazlı bayrağım, bu topraklar sana dar geliyor. Seni Turan ellere, seni Çin seddine, dikene kadar yılmayacağız, yıkılmayacağız. Rabbim seni korusun ve yücetsin. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Devam edelim. Batman'a gideceğiz. Batman'da terör örgütü üyeleri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne el yapımı bomba atıldı. Meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmazken polis ekipleri İş Kur binasını hedef alan hainleri yakalamak için çalışma başlattı. Batman'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binasına el yapımı bomba atıldı. Patlamanın şiddetiyle binanın önündeki kaldırım taşları zarar gördü. Olayı duyan kurum güvenlik personeli durumu polise bildirdi. Patlamanın ardından bina önüne çok sayıda terörle mücadele ekipleri geldi. Kurumun etrafında güvenlik önlemi alan polis el yapımı patlayıcının atıldığı yerde uzun süre inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ekipler olay yerinden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Değerli izleyiciler, Ankara'da yapılan kültürel kalkınma programına katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu. Burada sanat ve sanatçının öneminden bahsetti. Davutoğlu'nun sanatçılardan bir de ricası vardı. Elinden geldiğince kültür hayatına katkıda bulunmuş bir akademisyen olarak sizlerden en büyük ricam, beklentim, toplumun krize yöneldiği zannedilen anlarda sizin ümit ışığı olmanız. Toplumda kutuplaştırma eğilimi ortaya çıktığı anda sizin birleştirici dili, muhabbet dilini yaygınlaştırmanız. Başbakan Davutoğlu Ankara'da düzenlenen kültürel kalkınma programına konuk oldu. Burada sanat dünyasından önemli isimlerle bir araya geldi. Sanat ve siyasetin birlikteliğinin öneminden bahsetti. Siyaset ancak ve ancak estetik ile bütünleştiği zaman, güzel davranışı, güzel ahlakı, güzel uslubu hayata egemen kıldığı zaman siyaset kültürle sanatla buluşabilir. Ankara ve İstanbul'da yapılacak olan kültürel eylem planını açıkladı. Ankara'nın özellikle kültürel faaliyetler açısından altyapısının yeterince zengin olmadığını görüyoruz. Ankara Kültür Merkezi projesiyle Ankara'da kültürel faaliyetlerin icra edilebileceği çok iyi donanımlı bir merkez inşa etmek yanında yurt dışından gelen misafirlerimizin de Ankara üzerinden Türkiye'yi tanıyabilecekleri müzelerin zenginleştirilmesi ve Anadolu kültür birikiminin burada en iyi şekilde yansıtılmasına önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Ankara'da gerçekleştireceğimiz projeler kültürel eylem planımızın en önemli ayaklarından biri olacak. İstanbul'u bir taraftan koruyacağız. Kadim kültürünün her bir taşını
tek tek özenle muhafaza edeceğiz. İstanbul'un diğer şehirlerden farklı dünyadaki hem bir kadim şehirdir, hem moderniteyi çok yoğun yaşamıştır, hem de önümüzdeki 100 yıl içinde en hızlı yükselen şehirler arasında olacak bir küresel şehirdir. Bu üç özelliğini de muhafaza etmemiz lazım. Davutoğlu konuşmasını bitirince de sanatçılardan gelen soruları yanıtladı. Orhan Gencebay sorusunda özellikle sanatçıların yaşadığı sağlık ve emeklilik konularında sanatçıların çektiği sıkıntıları dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu üzerinden örnek verdi. Şu anda sanatçılarımızın çok büyük çoğunluğu yaşama zorluğu çekmektedir. Hatta bazıları sefil durumdadır. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili eski dostum, kadim dostum Atilla Özdemiroğlu gururundan dolayı bazı cümleleri söyleyemiyordu. Son yıllarında son derece zorluk çekiyordu. Demin söylediğiniz benim üzerinde durmak istediğim konulardan biridir. Sanatçının ne sağlık ne de emeklilik güvencesi kesinlikle yoktur. Davutoğlu Gencebay'ın sorusu üzerine en uygun şekilde bu sorunları çözmeye çalışacağız dedi. Rahmetli Atilla Özdemiroğlu ile ilgili zikrettiğiniz husus genel bir mesele de olduğu için bunu mutlaka inşallah öyle veya böyle en uygun şekilde çözmeye çalışacağız. Yani daha önceki teşebbüsler maalesef eksik kaldı, belki istismar edildi ama bu sefer mümkün olan en doğru tanım ile sanatçılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak imkanları alacağız. İsteğe bağlı emeklilik talebi hep gündeme geliyordu. Bunu yapmaya gayret edeceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çavuşoğlu ortak basın toplantısında konuştu. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında terörle mücadele konusunu ele aldı. NATO Genel Sekreteri, değerli dostum Jens Stoltenberg'i bakanlığımda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. NATO Genel Sekreteri terörle uluslararası mücadele konusunda yaptığı açıklamada geniş kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarını söyledi. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, PYD ve YPG'nin PKK'dan farkının olmadığını söyledi. Bu örgütlerin PKK kadrolarından meydana geldiğini ifade etti. Liderleri de zaten Kandil'den davet edilmiştir rejim tarafından. Şu anda PYD, YPG kadrolarına baktığımız zaman üst düzey kadrolarında çoğunluğu PKK terörist örgütlerinden oluşuyor. Ve son Ankara'da ve İstanbul'da Ankara'daki iki saldırının sorumluları da YPG-PYD kamplarında eğitilmiştir. Ve bu örgüt ofisini Moskova'ya açmıştır. Sembolü de zaten bir. Bakan Ankara saldırılarının faillerinin bu örgütler tarafından eğitilmiş olduklarına dikkat çekti. Eski Sovyetler Birliği Orak Çekiç sembolleriyle ideolojisi de bellidir. Çavuşoğlu öte yandan Irak ve Suriye gibi yerlerde bu tip örgütlere bel bağlamak yerine yerel güçlerin eğitilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi. Yerel güçleri eğiterek, donatarak, güçlendirerek, yeniden yapılandırarak terörle mücadele daha sağlıklıdır ve kalıcıdır. Açıklamalarla devam edeceğiz. Bir açıklamada Ekonomi Bakanı Ali Taş'tan Nevşehir'de belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra Dünya Erdemli İş Adamları Derneği'nin açılışına katıldı Ali Taş. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2016 yılında %4,5 büyüme gerçekleştirdiğini öngördü. Nevşehir'de bulunan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 14 yılda yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Yılda ekonomik istikrar ve güvenin tesis ederek dünyadaki dalgalanma ne kadar şiddetli olursa olsun güvenle büyümesine devam etmiştir. Nevşehir'de bu son 13 yıl içerisindeki Türkiye'deki olağan büyümeden gerekli imkanı da sağlamıştır.
2016 yılında %4,5 büyüme gerçekleştireceği öngörüsünde bulunan Elitaş, ekonomik büyümenin geçen yıl %4 olduğunu da kaydetti. Türkiye ekonomisindeki önündeki bütün engellere rağmen, dünyanın içerisindeki bulunduğu bütün olumsuzluklara rağmen, tıpkı 2015 yılında olduğu gibi, Dünya Ticaret Örgütü'nün, IMF'nin, Dünya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye biçtiği 2015 büyüme hedefleri %3'ler seviyesindeyken, siz değerli iş adamlarımızın gayretleriyle, başarılarıyla, samimi ve ihlaslı çalışmaları sonucunda herkesi şaşırtan bir şekilde 2015 yılının son çeyreğinde %5,7 büyüyüp 2015 yılı toplam %4 büyüme başarısını sağlayan değerli iş adamlarımızın sayesinde inşallah 2016 yılında Türkiye %4,5 büyümeyi hedefini gerçekleştirmek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayacak. Yasrat Derneği'nin şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 28 Şubat sürecinde hükümeti devirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 103 kişi hakkında açılan davanın 84. duruşmasına devam ediliyor. Duruşmada tanık olarak dönemin eski başbakanı Mesut Yılmaz ifade verdi. Demokrasi tarihimizin utanç vesikalarından olan 28 Şubat sürecinde hükümeti devirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 103 kişi hakkında açılan davanın 84. duruşması devam ediyor. Duruşmada tanık olarak ifade veren eski başbakan Mesut Yılmaz, başörtüsüyle 28 Şubat arasında bir bağ olmadığını ileri sürdü. Yılmaz, ülkeye hizmet vermiş komutanların sanık olduğu bir davada tanık olmaktan hicap duyuyorum dedi. Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Batı Çalışma Grubu'nun lağvedilmesi için Genelkurmay Başkanı'yla görüştüğünü söyledi. Yılmaz, dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller içinse Refah Partisi'ni PKK'dan daha öncelikli bir tehdit olarak görüyordu. Refah Partisi ile koalisyon kurulması büyük bir çelişkidir dedi. Sanık avukatlardan Hulusi Coşkunsa Yılmaz'a 15 yıl sonra bu davanın açılmasını nasıl yorumluyorsunuz sorusunu yöneltti. Değerli komutanlarımızla her zaman aynı düşüncelere sahip olmadım. Din özgürlüğüyle irticayla mücadelenin ayrı şey olduğunu söyledim. Buna ilişkin sert diyaloglarımız oldu. Hükümeti devirmek için örgüt kurma, hükümeti devirmek için uğraştıklarına tanık olmadım. Bunu yaparken yanlışlar yaptılar. Hakimleri çağırmak yanlıştı. Basına, hakimlere briefing vermeleri yanlıştı. Ülkeye hizmet vermiş komutanların sanık olduğu bir davada tanık olmaktan hicap duyuyorum ifadelerini kullandı. Gerginliği yaratan nedenleri sayarken onu da zikrettim. Bana göre o önemli bir kilometre taşıdır, yani şeydir, tepe noktasıdır. Toplumda o dönem yaşanan huzursuzluklarda zamanın hükümetinin de önemli bir payı olduğunu söyledim. Efendim, iç savaş beyanı olarak değerlendirdiniz içeride. Hayır, o öyle algılandığını söyledim. Ve o yani iç savaş tehdidi olarak algılanabileceğini, onun için bir başbakan tarafından söylendiği için de orada da büyük huzursuzluk yarattığını söyledim. Efendim, o dönemde bir müdahale olacağını, sivil hükümete müdahale olacağını düşünüyor muydunuz? Hiçbir zaman, aynı düşüncede misiniz? Hiçbir zaman düşünmedim. Hükümete herhangi bir baskı söz konusu mu efendim? Hiçbir baskı söz konusu olmadı. O yazılanlar, çizilenler hepsi yalan dolanır. Ne bizim hükümet kurmamızda, ne hükümetten ayrılmamızda bize en ufak bir baskı, en ufak bir telkin bile gelmemiştir. Ha, herkes dileğini söyleyebilir, yani dilek olarak dile getirilmiş olabilir. Ama baskı anlamında, yani müeydesi olan bir baskı anlamında bize hiçbir şekilde herhangi bir tesir gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla tüm vatandaşları ilgilendiren yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Artık bekara ev yok diyen, mobbing uygulayan ve gebelik nedeniyle işe almayanlara yasayla birlikte 15.000 TL ceza kesilebilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na dönüştürüldü. Buna göre cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep ve birçok konuya ilişkin ayrımcılık yasaklanıyor. Dün sessiz sedasız tüm vatandaşları ilgilendiren yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Yeni yasaya göre bekara ev yok diyen, mobbing uygulayan ve gebelik nedeniyle işe almayanlara 15 bin TL para cezası kesilebilecek. Dün itibariyle yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Yeni yasaya göre işte bekara ev vermiyorum ya da gebelik nedeniyle birini işe almıyorum derseniz ya da eğer şirketinizde birisi mobbing uyguluyorsa dava açıp 15 bin TL'ye kadar tazminat alabileceksiniz. Bence çok güzel olmuş. Çünkü ben öğrenciyim. Bana da ev vermiyorlar açıkçası. Tek başına girdiğimde ya da bir evli olmadan verilmiyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesi çok güzel olmuş. Şimdi tabii bununla ilgili bütün insanları bir tutmamak lazım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Herkes adaletli değil sonuçta. Onun için bu yasanın doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanlar haklarını aramalı. Bunun için dava açıp paralarını yani isteklerini yerine getirebilirler. Ya çok güzel olmuş. Çünkü yani kimse kimsenin hakkını yiyemez bence. Ya herkes yükselebilir mesleğinde de, işinde de. Ya gebelik diye de ayırt edemez. Sonuçta o da bir insan yani çalışması gerekiyor. Ya benim fikrim böyle. Abi şimdi bekara ev vermeyenler yani bekarlar çok ses yapıyor. Yani bu olabilecek bir şey bence. Yani onların da haklı olduğu sebepler bazen olabilir. Aynen, onların da haklı olduğu sebepler var yani. Bu 15 bin lira fazla biraz. Ya şimdi bizim Türkiye'de demokrasiden bahsediyorlar ama demokrasi insan haklarını bir kere hiçe sayıyorlar. Mesela bir bayanın her yerde saygı duyulması gerekir. Çalıştığı iş yerlerin genellikle işçi haklarını vermeyip sömürge düzeni yapmakta. Girdi çıktı yapıyor, sigorta gösteriyor. Elbet ki bir de hamile olup da bunu zor koşullara sürükleyerekten yani bu burada çıksın, efendim kendi isteğine çıkmış, yani terk etsin, bu gibi haklardan mağdur olsun diye. Kadınlara bilhassa tabii böyle durumlar olsa, benim kendi kızım da olsa ben yargı yoluna başvururum. Herhangi bir böyle durumlar olduğu zaman da imza atma diyerekten kızım çalışmış olmuş olsa, bu haksıza maruz olmuş olsa hiçbir yere imza atmadan çık, gel, hakkımı mahkeme yollan, ararım. Güzel bence. Güzel bir uygulama yani. Siz mesela örneğin hiç şahit oldunuz mu üniversite okurken ya da ev sahibi misiniz, kiraya verirken düşünüyor musunuz? Ev sahibiyim ama hani hiç evimi kiraya vermedim. Ama hani istediğime kiraya verip istediğime kiraya vermeme gibi bir özgürlüğüm varsa güzel bir olay bence. Doğu'nun sağlık başkenti olan Erzurum'da üst düzey bir kalp ameliyatı daha gerçekleştirildi. İstanbul'da yaşayan AB Teknoloji Uygulamaları Serbest Sivil Yönetmeni Profesör Doktor Babakan Olcaysu, tavsiye üzerine geldiği Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına tekrardan kavuştu. Kalp ve damar ameliyatlarının öncü kenti Erzurum'da İstanbul'dan gelen koroner arter hastalığı olan Profesör Doktor Babakan Olcayüzlü, Doçent Doktor Mehmet Ali Kaygın ve ekibi tarafından 6 saatlik ameliyat sonrası 4 damarına bypass yapıldı. Kopyaları vereceğim. Türkiye'nin en iyi kalp doktoru. 47 yılda 98 ülke dolaştığını anlatan Olcayüzlü, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından Erzurum'un harika bir sağlık kenti olduğunu söyledi. Profesör Doktor Babakan Olcayüzlü, Berlin doğumlu ve Türkiye'de mega projelerle uğraşan 9 büyük mega projeden 8 mega projenin telif hakları sahibiyim. Ben sağlık nedeniyle dünyanın çeşitli ünlü Paris, Hannover, 9 Eylül vesaire gibi yerlerde birden küçük şeye düştüm, nefessiz kaldım ve kendimi ambulansla önce Ankara'da anjiyo oldum. Oradaki hastane, numune hastanesini Erzurum garajı gibi gördüm. 3 tane ameliyathane. Buradaki ameliyathaneyi görmenizi isterim. Bolu tüneli gibi. Şurada Türkiye'nin en büyük ameliyathanesi yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde görmediğim bir amiral gemisi gibi çalışıyor burası. Amiral var. Buradaki mesela şu kardeşim var ya, pansuman şefi. Acayip bir yer. Bir de dünyanın hiçbir yerinde görmediğim yoğun bakım servisi var. Kıpırdasan paraşütle mi iniyorlar? Balık gibi aşağıdan mı sıçrıyorlar? Bilemezsiniz. Bir duygu var.
ve dünyanın hiçbir yerinde görmediğim hastanelerde vardiya değişiminde monokop prensliğinde bayram indirir gibi bir teslim töreni yapıyorlar burada. O da ne oluyor biliyor musunuz? Hastalara psikolojik bir güvence getiriyor. Biz buradayız, korkmayın, güvendesiniz diyor. Genel durumları da çok iyi. Yapılan ameliyatlarda da başarı oranımız yaklaşık %98 civarında. İki gün önce Erzurum'un Kongre Caddesi'nde 5 katlı bir binada elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında evin boş olması nedeniyle can kaybı yaşanmazken yaklaşık 5000 TL civarında maddi hasar oluştu. Erzurum'un Kongre Caddesi'nde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın maddi hasara neden oldu. Salı günü akşam saatlerinde çıkan yangında evin boş olması can kaybını önledi. Ancak maddi hasar meydana geldi. Mutfak ve evin bir odası kullanılmaz hale geldi. Silmeden değiştirmiş lazım. Elektrik aksamından dolayı çıkan yangında yaklaşık 5000 lira maddi hasar oluştu. Ev sahibi Ufuk Şişeci ise yetkililerden yardım istiyor. Portekiz'de yapılan görme engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3. olarak ülkemize bronz madalya kazandıran milli sporcu Zeynep Çelik ve antrenörü Erdoğan Dönmez Gardelen Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Kazandığı Türkiye Şampiyonası'nın ardından bu sene Portekiz'e giderek görme engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan ve 3. olarak ülkemize dönen bronz madalya kazandıran milli sporcu Zeynep Çelik ve antrenörü Erdoğan Dönmez, şampiyonada kazandığı başarı hikayesini ve hedeflerini anlattı. Ya yaşadığım duygular tabii ki de çok güzeldi. Amaç Avrupa üçüncüsü olmak değildi. Daha yükseklere çıkmaktı ama nasip kısmet diyelim. İnşallah şimdiki hedefimiz de 2020 ve 2024 olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek. Narman'daydı. Önce onun okulunu buraya aldırdık. Sonra hocamla beraber Zeynep'i hazırlamaya başladık. İlk Türkiye şampiyonasında Zeynep zaten Türkiye şampiyon oldu. Ondan sonra kamp süreçleri başladı. Zeynep yaklaşık 1-1,5 yıldır milli takımın elinde ara ara buraya geliyor. Bir hafta 10 günlük periyotlarla bizim elimizde ancak olabiliyor. Onun haricinde dediğim gibi milli takımımızla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Şöyle hazırlık sürecinde bizim normal sporcularımız partnerlik yaptılar. Normal Türkiye şampiyonası dereceli olan sporcularımız partnerlik yaptılar. Zeynep'e yardımcı oldular. Onlar düştü kalktılar. Bu iş ekip işi. Sonuçta Zeynep evet yetenekli bir sporcu fakat o arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de gayretiyle bu seviyelere geldik. İnşallah hedefimiz şu 2016 olimpiyatlarına gitmek istiyoruz. 2020-2024'ünde şampiyon olmak istiyoruz. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenli Gil sporcuların böyle bir başarı elde etmesinden dolayı büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi Zeynep kardeşimiz Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncü olmuştur. Erdoğan Dönmez ve Nurullah Diyarbakır kardeşlerimiz de 2 yıl önce başlattığımız engellilere yönelik bir projeyle Türk sporuna Zeynep'i kazandırmış olduk. Zeynep Narman'da yatılı bölge okulunda öğrenciyken antrenörlerimiz kendilerini keşfettiler. Biz de devreye girerek il müdürlüğü olarak kendisini görme okulları, görme ve engelliler lisesine, yatılısına kaydettik. O gün ektiğimiz tohumların bugün meyvesini alıyoruz. Zeynep bugün Avrupa üçüncüsü, yarın dünya ve olimpiyat şampiyonu olma yolunda hızla ilerliyor. Bu anlamda ilimiz ve ülkemiz ve Türk sporu adına önemli bir sporcu diye düşünüyoruz. Litvanya'da yapılacak olan kıta seçmelerinde de Zeynep Mayıs ayında büyük bir ihtimalle yine bir madalya sahibi olacak. Ancak tabii madalyanın renginin ne olacağını Mayıs ayında görmüş olacağız.
Değerli izleyiciler, haberlerimize devam edeceğiz ama onun öncesinde bugün Türkiye için oldukça önemli bir gün. İzmit Körfez Köprüsü bugün iki yakası bir araya geliyor ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda o köprüdeler. Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşmalarını yapıyor. Şimdi ekranlarınıza Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasını getireceğiz. Bu proje... Teşekkür ederim. Bütün gençliğe teşekkür ediyoruz. Allah sizlerin eksikliğini göstermesin. Heyecanınızı daim etsin. Heyecanlıyız. Birlikteyiz. Çünkü bu büyük projeye bugün son cıvatayı koyduk. Bu çağdaş bir proje. Çünkü bu yolu dünyanın uzunlukta en büyük, en uzun dördüncü köprüsünü 2682 kilometreyi artık 6 dakikada geçeceğiz. Eskiden Yalova'dan acaba bütün Kocaeli İzmit Körfezi'ni dolaşayım mı yoksa feribota bineyim mi diye hesap eden vatandaşlarımız şimdi böyle bir hesap içine girmeden 6 dakikada Körfez'in iki yakasını bir araya getiren bu köprüden karşı yakaya ulaşacak. Yine bu proje tarihi olduğu kadar en çağdaş niteliklere sahip İstanbul'la İzmir'i Türkiye'nin iki büyük limanını birleştiren bir proje. Ayrıca bu proje Sayın Cumhurbaşkanım öncülüğünüzde başlayan, liderliğinizde başlayan bu projenin bugün hayata geçmesinin bir başka anlamı var. O da hizmette süreklilik. AK Parti iktidarlarının en önemli hususiyeti hizmette, dava aşkında sürekliliktir. 2002'de 3 Kasım'da bayrağı devralan Sayın Cumhurbaşkanımızdan bugüne kadar hep ilk günkü aşkla bu topraklara, bu ülkeye hizmet etmenin aşkını, sevdasını yaşadık. Bu bayrağı bize devreden Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün bu projelerde emeği geçen bütün dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakınız 1 Kasım'da tarihi bir zafer kazandıktan sonra diğer partiler kurultay mücadelelerine, iç mücadelelere girerken biz iki değerli izleyiciler, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İzmit Körfez Köprüsü açılışında gerçekleştirdiği konuşmayı ekranlarınıza taşıdık. Haberlerimizle devam edelim. Atatürk Üniversitesi 2016 bahar etkinlikleri kapsamında birçok etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Her gün farklı bir etkinliğin yapıldığı Atatürk Üniversitesi'nde dün akşamsa Recep Demirkaynak konuk olarak stand-up gösterisi sergiledi. Atatürk Üniversitesi'nin 2016 bahar etkinlikleri kapsamında düzenlediği stand-up gösterisine Recep Demirkaynak konuk oldu. Bir kere hepinize teşekkür ediyorum burayı böyle doldurduğunuz için. Öğrencilerle Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde bir araya gelen komedyen Demir Kaynak, üniversite öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşattı. 17 senedir bu işi yapıyorum, hala beni kimse tanımaz. Tabii kendi oyununa girerken bile bilet sorulan tek sanatçıydı. Evet. Şimdi böyle bir üniversite programına gittik genç Çanakkale'de. Bir tek ben var, başkası yok ki beni de karıştırsınlar. Yani. Arada kaynadım diyeyim. Kendi yaşamış olduğu olayları izleyicisiyle paylaşan komedyen salonu kahkahaya boğdu. Yanına gittim, içeri gireceğim, böyle yaptım. Görüyorum ya. İşte arızalı olduğunu anladım. Niye? Cümle bitti, elini durduramadım. Dedim lan ezdirmeyeyim kendimi, ben öyle. İçeri gidiyorum, bilader. Biletin var mı? Yok. Hadi canım, hadi güzel. Ablana geldim lan. Allah, hadi spor miktarda var ama. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve dünyanın en sakin şehirlerinden biri olan Erzurum Uzundere, Doğu'nun parlayan yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Uzundere binlerce yıllık geçmişi, tarihi mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip. Tarihi kiliseleri, köprüleri, Tortum Şelalesi, sıra sıra dağlarıyla ormanların arasındaki gölleriyle doyumsuz güzellikler sunuyor. Uzundere şimdilerde ise dünya turizmine açılmayı hedefliyor. 2016 yılında
birçok sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapmış olacağız. Bunu da sizin aracılığınızda duyurmuş olalım. İlçede ise 2016 yılı itibariyle çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek. 30 Nisan'da başlayan Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yaz temel eğitim kampı ilçemizde gerçekleştirilecek. Ve yaklaşık 200'e yakın dağcımız, dağ tırmanışına, kaya tırmanışına gönül veren sporcularımızı ilçede ağırlayacağız. İlçe tarihi kültürel açıdan da çok önemli değerlere sahip. Hakikaten endemik bitki türü bakımından çok zengin bir coğrafyaya sahip. Burada yaban hayatına baktığımızda biz kelebek gözlemciliği, kuş gözlemciliği festivallerini icra ediyoruz. Dağ keçilerini bugünlerde görebilirsiniz. Artık coğrafyamıza Tortum Gölü'ne su içmeye hayvanlar iniyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi hızlı geçiş sistemi gişelerinden kaçak geçiş yapan sürücülere idari para cezası yaptırımı uygulanmasına başlandı. Sürekli olarak kaçak geçişlerin yaşandığı gişelerde yaşanan kavgaların da bu uygulamayla önüne geçilebilecek. Atatürk Üniversitesi'nin giriş noktalarında araç geçişinin sağlandığı HGS'lerde kartı olan sürücülerin peşlerine takılarak kaçak geçiş yapan sürücülerin artması üzerine üniversite yönetimi yeni bir dönem başlattı. Kaçak geçiş yapan sürücülerle üniversite güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışmaların kavgaya dönüşmesiyle şikayetler arttı. Şikayetleri değerlendiren yönetimse kaçak geçiş yaptığı tespit edilen araç sürücülerine 92 lira para cezası uygulama kararı aldı. Yeni ceza sistemiyle kaçak geçiş yapan araçların plakaları güvenlik kameralarından tespit edilecek. 15 gün önce başlatılan yeni sistemle birlikte de kaçak geçişler büyük oranda azalmış oldu. İstanbul Pendik Belediyesi tarafından Kutlu Doğum Etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir program gerçekleştirildi. Etkinliğe Mehmet Eminay ve Mustafa Demirci tasavvuf müziği sanatçısı salonu dolduran vatandaşlara sohbetleriyle ve tasavvuf müzikleriyle duygu dolu anlar yaşattı. Pendik Belediyesi Kutlu Doğum Etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli isimleri halkla buluşturmaya devam ediyor. Profesör Doktor Mehmet Eminay ve Mustafa Demirci'nin sohbeti halk tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Protokoldeki değerli büyüklerim ve çok değerli hocam Profesör Doktor Mehmet Eminay hocam. Hiç kimseden onun kadar bahsedilmedi. Rüzgar hiç kimseye onun kadar selam götürmedi. Profesör Doktor Mehmet Eminay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir tema belirlenerek yapılan sohbetlerde bu yıl gelin birlik olalım konusu üzerine konuşurken Mustafa Demirci ise birbirinden değerli tasavvuf müziklerini seslendirdi. O Yüce Resul'ün bize neler söylemek istediğini, getirdiği Kur'an-ı Kerim'in bugün her zamankinden çok muhtaç olduğumuz bu birlik beraberliğimize nasıl bir şekil kazandırdığını Kutlu Doğum Haftası süresince hemen hemen her bir konuşmacımız ele aldı. Yoktan geldik, var olduk, alemlere yar olduk. Hak'tan geldik, nur olduk, Allah Allah illallah. Düzenlenen programa Pendik İlçe Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu ve Pendik Kaymakamı Osman Tunç da katıldı. Sevgili izleyiciler, az önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasını ekranlarınıza getirmiştik. İzmit Körfez Köprüsü açılışında şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bir göz atıyoruz. Gemlik bölümünün ülkemize, milletimize, özellikle de Yalovalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan
Başta Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza, güvenici firmalarımıza, mimar, mühendis, işçilerimize, tüm finans, sağ olasınız, sağ olasınız. Tüm finansör firmalarımıza huzurlarınızda şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Biraz önce son tabliyesinin vidalarını sıktığımız, arkadaşlarımızın da kaynağını yaptığı İzmit Körfez geçişi Asma Köprüsü'nün devamı olan bu otoyol, az önce de ifade edildi, 9 milyar dolarlık bir proje olan İstanbul-İzmir otoyolunun hizmete giren ilk bölümünü oluşturuyor. Bu yıl içinde 20 kilometrelik İzmir-Kemalpaşa bölümü de hizmete girecek otoyolunun tamamının 2018 yılında inşaata açılması planlanıyor. Toplam yatırım bedeli 9 milyar doları bulan bu otoyol, Türkiye'nin 2023 projeleri içinde ilk tamamlananlar arasında yer alacak. Bu otoyol sadece İstanbul'un ve İzmir'in değil, aynı zamanda Kocaeli'nin, Yalova'nın, Bursa'nın, Balıkesir'in ve Manisa'nın otoyoludur. Daha doğru bir ifadeyle bu otoyol tüm Türkiye'nin otoyoludur. Neden? Trakya tarafından Edirne, Kınalı, İstanbul otoyoluyla, Ege tarafından İzmir, Aydın otoyoluyla, Marmara tarafından İstanbul, Ankara otoyoluyla birleşen bu proje Türkiye'nin tüm önemli akslarıyla buluşuyor. Sadece şu açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz 40 kilometrelik bölüm ve son tabliyesinin şu anda vidalarını sıktığımız, önümüzdeki ayın sonunda hizmete girmesi planlanan Körfez geçişi Asma Köprüsü dahi bu bölgenin ulaşımında çok önemli rahatlama sağlayacaktır. Az önce Başbakanımızın ifade ettiği gibi, acaba buradan kaç dakikada değil, ne kadar zamanlama olarak kaç saatte geçeceğiz? Bayramlarda filan buralardaki kuyrukları hatırlıyorsunuz değil mi? Artık böyle bir şey olacak mı? Hepsi artık tarih. Şimdi Gebze'den Gemli'ye kadar olan 13 kilometrelik kesimde yine önümüzdeki ayın sonunda açılacak. Altınova Gemlik Otoyolu bu güzergahta halen 50 dakika olan ulaşım süresini 20 dakikaya düşürecek. İzmit Körfez geçişi Asma Köprüsü de Körfez'in etrafında yoğun zamanlarda, az önce ifade ettiğim gibi, 1 ila 1,5 saati bulan ulaşım süresini 6 dakikaya indirecek. Vakit nakittir demiş büyüklerimiz. İşte buyurun. Ekonomi bu. Ekonomiden anlamak bu. Bütün bu yatırımlarla beraber vakti nakde dönüştürüyoruz. Böylece eskiden Gebze'den Dilovası'na 2-2,5 saatte giden bir araç aynı mesafeyi yarım saatten daha kısa sürede kat etmiş olacak. Kardeşlerim, otoyolun tamamı hizmete girdiğinde İstanbul'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilebilecek. Şimdiden bu otoyolun hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, milyonlarca vatandaşımız,
İzmit Körfezi'nden her geçişinde adım adım bu köprünün inşa sürecini takip etti. Türkiye'nin en önemli anıt eserlerinden birinin inşasına şahitlik etmenin dahi başlı başına bir ayrıcalık olduğuna inanıyorum. İşte şimdi sizler bu ayrıcalığı yaşıyorsunuz. Köprüye ilişkin bütün bilgileri az önce gerek bakanım gerek genel müdürümüz verdiler. Sayın Başbakanım aynı şekilde çerçeveyi çizdi. Burada sizlerle sadece kısaca bir şeyi paylaşmanın faydalı olacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, o da nedir biliyor musunuz? Bizler, inanın 13-14 sene önce bu görevleri üstlendiğimiz zaman bir şeye çok inanmıştık. Çünkü Türkiye'nin yüz akı, gurur kaynağı olacak projeleri ülkemize yakıştıramayanlar vardı. Biz bunları yapalım dedik. İstiklal Marşımız Mehmet Akif ne diyor biliyor musunuz? Gençler, Akif ne diyor biliyor musunuz? Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çulpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver. İşte budur kubbe diye. İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dedin mi heyhat o zaman. Bir Süleyman daha lazım, yeniden bir de Sinan. Evet, yıkmak kolay, yapmak zordur. Gençler, gençler bugün Türkiye yapıyor. İşte sizler bu inşaada çalışan gençlersiniz. Bu ihyada çalışan gençlersiniz. Sizler eli molotofla dolaşanlardan değilsiniz. Sizler elinizde laptopla dolaşan gençliksiniz. Elinde kitabıyla dolaşan gençlerdensiniz. Onun için sizleri kutluyorum. Onun için sizleri tebrik ediyorum. Ve işte muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak olan Türkiye böyle inşa ve ihya ediliyor. İşte İzmit Körfez geçişi Asma Köprüsü'nü yapıyoruz. Değil mi? İstanbul-İzmir otoyolunu yapıyoruz. Boğaz'a 3. köprü, evet, 26 Ağustos'ta inşallah fevkalade bir durum olmazsa açacağız. Boğaz'ın altına daha önce Marmara'yı yapmıştık. Şu ana kadar ne kadar oradan vatandaşımız geçti biliyor musunuz? 130 milyon. Bak 3 yılda 130 milyon vatandaşımız Marmaray Tüneli'nden geçti. Şimdi neyi yapıyoruz? Avrasya Tüneli'ni. O da bitiyor. Ve Avrasya Tüneli'nden de araçlar geçecek. Nereden? Yine denizin altından. Bunların hayalleri bile ulaşamaz bizim yaptıklarımıza. İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Öyle mi? İnşallah bu havalimanı bittiği zaman, evet, yapamazlar, edemezler diyenler, oradan ne gerek var köprüye diyenlere bir cevap daha verecekler. Sadece son 13 yılda
18.200 kilometre bölünmüş yol yaptık. Daha da yapmaya devam ediyoruz. 79 senede 6.100 kilometre, 14 senede 18.200 kilometre. Aynı dönemde Anadolu'nun dört bir yanında, evet, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Sizler bizim medar iftiharımızsınız. Sizler inşallah tarihe farklı kayıtlar düşeceksiniz. Bakınız, göreve geldik. 26 tane havalimanı vardı. Şimdi bunun üzerine 29 yeni havalimanı yaptık. Yenileri de devam ediyor. 715 binin üzerinde toplu konut yapıldı. 500 bin konut daha şu anda planlandı, yapılıyor. 250 bin yeni derslik yapıldı. 117 yeni üniversite kuruldu. 280 bin yataklı yeni yurtlar inşa edildi. Daha fazlası için de çalışmalar devam ediyor. 3 binin üzerinde sağlık tesisi kuruldu. 700 bine yakın sağlık çalışanı istihdam edildi. 5 bin yeni ambulans hizmete sokuldu. Daha fazlası için hazırlıklar sürüyor. Dağlara çıkamıyorduk, dağlara. Kış, kar, paletli ambulanslar geldi. Evet, helikopter ambulanslar, jet ambulanslar hepsi bu dönemde devreye girdi. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya güzergahlarında hızlı tren hatları kuruldu. Yeni hatlar yapılıyor. Dağları deldik. Dağları. Ferhat gibi deldik. Çünkü biz Şirin'e aşıktık. Toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan 315 adet tünel yaptık, yenileri yapılıyor. Az önce genel müdürümüz burada ifade etti. Bırakın Bolu Dağı tünelinin ne kadar zamanda yapılacağını. Bunlar neyi konuşuyorlardı biliyor musunuz? Bolu Dağı tüneli yapılmaz. Burayı patates deposu mu yapalım? Yoksa burayı doğalgaz depolama alanı mı yapalım? Onlar bunu konuşuyordu, biz ise geldik o tüneli yaptık. Nükleer santraller yapılıyor. Ve şimdi inşallah Kanal İstanbul projesi içinde hayata geçirme çalışmaları devam ediyor. Velhasıl Türkiye 13 yıldır gece gündüz çalışıyor, inşa ediyor, yapıyor. Türkiye bu hizmetleri, bu yatırımları yapacak iradeye sahiptir. Ve evet, şu anda kardeşlerim, şu anda Türkiye dünyaya bir şey gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, kabinesiyle, tüm kadrosuyla her proje adım adım geleceğe doğru inşa ediliyor, ihya ediliyor. Türkiye'nin bu yatırımları hayata geçirecek yetişmiş insan kaynağı ve firmaları var. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmit Körfez Köprüsü açılışındaki konuşmasını ekranlarınıza getirdik. Haberlerimizle devam ediyoruz. Gülhane Parkı'nda tazminat fermanının okunduğu alanda toplanan AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir grup, yeni anayasa sürecinde gerçekleştirilecek çalışmaları duyurdu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından tanzimat fermanının açıklandığı Gülhane Parkı'nda yeni anayasa isteğine karşın bir açıklama yapıldı.
Açıklamaya AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Avukat Taha Ayhan, Hürriyet ve Adalet İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Büyükgümüş ve çok sayıda AK Partili genç katıldı. Yapılan açıklamada yeni anayasa sürecinde AK Partili gençlerin izleyeceği yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Mutlaka bu sürecin içerisinde aktif çalışmalıyız dedik. Bu kapsamda Hürriyet ve Adalet İnisiyatifi gençbiranayasa.com diye bir çalışma yapmış. Tartışsın, gençlik konuşsun ve orada bir taslak ortaya çıksın ve buradaki konuları meclise iletelim diye istemişler. Biz de iktidar partisi olarak bu çalışmanın içerisinde mutlaka olmalıyız diye istedik. O yüzden bugün İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanımızla ve Hürriyet Adalet İnisiyatifi sözcümüzle beraber konuşalım, bunu anlatalım. Burada nasıl bir işbirliği olacak, nasıl bir çalışma şekli olacak bunu tartışalım diye istedik. Biz bu sürecin her yerinde olacağız. Türkiye'nin 81 tane ilinde, 919 tane ilçesinde, her mahallesinde mutlaka gençlik yeni anayasayı tartışacak, konuşacak. Biz istiyoruz ki bu sürece her arkadaşımızla girelim. Burada parti gözetmeksizin CHP'siyle, MHP'siyle hep beraber oturalım, konuşalım. Bu kapsamda genç kürsüler yapılacak, kürsüler sahiplerine verilecek, gençler fikirlerini anlatacaklar. Bu kapsamda sahillerde, parklarda, bahçelerde, her yerde gençlik yeni anayasayı tartışacak, konuşacak. Bu sohbetler, muhabbetler olacak. Ancak bu şekilde inşallah bu çalışmaların sonunda hep beraber bu taslağı, bu anlamda çalışmaya başlatan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Şırnak Cizre ilçesinde Kutlu Doğum Platformu tarafından insanlığı yaşatmak için Gelin Birlik Olalım adlı program düzenlendi. Cizre'de 7'den 70'e herkes Peygamber Efendimiz'i anmak için programın düzenlendiği salona akın etti. Cizre Müftülüğü Kutlu Doğum Platformu tarafından insanlığı yaşatmak için Gelin Birlik Olalım adı altında düzenlediği Kutlu Doğum Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Dicle Nehri kenarında bulunan spor salonunda organize edilen Kutlu Doğum programına Cizreli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Akabinde Şırnak İl Müftüsü Ahmet Özkan açılış konuşmasını yaptı. Cizre Müftümüze de, müftülük ekibine de teşekkür ediyorum. Dolar piyasada dalgalı seyrini devam ettirirken altında bu seyirden etkileniyor. Özellikle son dönemlerde ciddi bir yükseliş trendine giren altın, yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun da açılmasıyla fiyatların biraz daha artacak gibi gözüküyor. Kardelen Televizyonu ekibi konuya ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi ve altın piyasasında yaşananları sizler için derledi. İzliyoruz. Altın piyasası son zamanlarda doların artmasıyla birlikte dalgalı seyrini sürdürüyor. Vatandaşlar altın fiyatlarının artmasından dert yanarken yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünlerin artması altın fiyatlarının biraz daha yükselmesine sebep olacak gibi görünüyor. Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmelerle ilgili halkın alışverişini gerçekleştirdiği kuyumcuların bu konudaki değerlendirmesi ise fiyatların yaz aylarında biraz daha artış göstereceğini düşündürüyor. Altın piyasası açıldı mı? Şu an işler ne durumda? Altın piyasası daha şu anda açılmadı. Altın fiyatının yüksek olması, onsun 1250 bandında olması ve Türkiye'deki doların yüksekliğinden dolayı şu anda altın taban fiyatlarına yakın. Yani bir 3 ay öncesine nazaran altın fiyatları %25 değerinde değer kazandı. Tabi bu da bizim işlerimize de yansıdı. Malum önümüz düğün sezonu olduğu için insanlar, çiftler çok zorlanıyor. Bugün bizim Türk örf adetlerinde olmazsa olmaz bu altındır. Çünkü altın nedir? Çamura da atsan altın her zaman altındır. Evet. Bizim Erzurumlarda da altın değerli, bizim Erzurum burmaları vardır. Evet. Şimdi bugün çeyrek altın 190 lira. Bugün düğünlerde artık gram altın denen bir şey çıktı. Çünkü 190 lira verip çeyrek alamayan insanlar 100 lira ile 110 lira arasında değişen gram altına takıyorlar. Evet. Bu da tabii ne oluyor? Bu durumda sirkülasyonu azaltıyor. Bu da bizim iş kaybımıza demek oluyor. Örneğin şu an İstanbul'dayız. İstanbul'da bahsettiğiniz Erzurum burması ya da en çok rağbette olan ürün hangisi? Erzurum burması da burada satılıyor mu? Tabii şimdi bizim müşteri portföyümüzün %90 Erzurum olduğu için düğünlerde olmazsa olmaz Erzurum burmasıdır. Evet. Yani minimum 120 gramdan bir çifte başlar. Bir de adettir. Önce Erzurum burması olacak, sonra kızıverir derler. Hmm. Ama tabii yani bir şekilde borçla, harçla kendilerinden biraz feragat ederek bir şekilde tamam ediyorlar yerlerine.
Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninde karşınızdaydık. Bir son dakika gelişmesi aktaracağım. Az önce Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirmiştik Körfez Geçiş Köprüsü'nün açılışında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan köprünün ismine ilişkin bir açıklama yaptı ve köprünün ismi Osman Gazi olacağını açıkladı. Bu son dakika gelişmesini de sizlere aktardıktan sonra veda ediyoruz. Mutlu akşamlar. Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldığı İSO Meslek Komiteleri toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memurların gelir vergisiyle ilgili beklentisine ilişkin soruyu şu şekilde cevapladı. Sosyoekonomik durumları AK Parti hükümetleri döneminde her zaman iyi olmuştur. Dolayısıyla da yaptığımız düzenleme 2016 yılında enflasyonun üzerinde bir düzenleme olacaktır. Dolayısıyla 2016 yılında memur maaşları enflasyonun üzerinde artacaktır. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı tebliğe ilişkin tebliğ düzenlemesinin yeni hiçbir yanı yoktur dedi. Yapılan düzenlemenin hiçbir yeni tarafı yok. Mevcut kanunlar çerçevesinde zaman aşımı süresiyle ilgili yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla bugün vergi borçlarının 5 yıl içerisinde biz ona tahsilat zaman aşımı diyoruz. Bu konuya açıklık getiren, uygulamayı yönlendiren bir tebliğ. Dolayısıyla o tebliğ düzenlemesinin yeni getirdiği hiçbir şey yoktur. Son zamanlarda hareketli günler geçiren petrol piyasası son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Doha'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen zirveden sonuç çıkmadı. Petrol fiyatlarının yükselmesi için oluşan beklenti bir anda yok olmuştu. Sonrasında önemli petrol üreticilerinden biri olan Kuveyt'ten gelen petrol işçilerinin greviyle düşen üretim fiyatların canlanmasını sağladı. Grev bitince hafif geri çekilen ve 42 dolara doğru hareketlenen petrol bu seviyelerden gelen çok güçlü tepki alımlarıyla tırmanışa geçti. Bugünse Brent petrolün varil fiyatı analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 46 doları aşarak 5 ayın zirvesini gördü. Yaptı arka direğe doğru Volkan. Birinci hamle. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayak maçında Fenerbahçe Torku Konyaspor deplasmanındaydı. Mücadeleyi 3-0 Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 38. dakikada Volkan Şen ve 45+1'de Luis Nani kaydetti. Robin Van Persie ise 90'da noktayı koydu. İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe 3-0'ı buluyor. Robin Van Persie ile Yasin'in pası. Emre ceza sahasına. Emre vurdu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olan Galatasaray final adına önemli bir avantaj elde etti. Yasin'e verdi pasını. Yasin de topu ağlarla böyle buluşturuyor. Golün adı bu defa Yasin. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı ve rövanş için avantaj kaptı. Yerden gönderdi. Ahmet'in hamle. Ahmet İlhan attı. İkinci maç 4 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Türk Telekom Arena'da oynanacak. Gol!
geldi. Emre attı. Galatasaray Rize'de 1-0 öne geçti. Gol Emre.